Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buna inanabiliyor musun Oğuz? Bizim Feride. O saf temiz dediğimiz Feride. Ya ben hala pek ihtimal veremiyorum. Bir terslik var bu işte. Vermezsin tabii. Artık bu evde kalamaz. Ya inanamıyorum sana Ebru. Arkadaşım senin, dostum. Nasıl bu kadar peşin hükümlü olabiliyorsun ya? Daha neler olduğunu sormadın bile kıza. Ya sen nasıl bir insansın ya? En yakın arkadaşın hasta, sokakta kalmış. Ona böyle sırtını mı döneceksin? Evleneceği adamı soymaya kalkmış Oğuz. Aldatmış. Anlamıyor musun? Kendisiyle konuşmadan yargılayamazsın. Bence sen kendine bahane arıyorsun. Herkes nişanlısını aldatabilir, kılıf biçiyorsun gibi geldi bana. Ebru sen saçmaladığının farkında mısın? Saçmalamıyorum. Ya ne yapıyorsan yap, umurumda değil artık. Karışmıyorum ben. Yemek hazır. Siz yokken bir şeyler hazırlamıştım. Acıkmadınız mı yoksa? Konuşmamız gerek Feride. Ne konuşacağız? Bunu Nazire abla gönderdi. İçinde birkaç parça kıyafetin varmış. Kimliğin falan. Oraya niye gittiniz ki? Seni o halde görünce dayanamadım. İyi ki Cüneyt'e gitmemişim. Zühre teyze her şeyi anlattı. Dinledik bütün maceralarını. Ebru. İnanmadınız değil mi? Bütün bunları gerçekten benim yaptığıma inanmadınız. Elbette inanmadık Feride. Yemin ederim ben kötü bir şey yapmadım. Ebru, sen benim her şeyimi bilirsin. Ama bu sefer söylemedin. Sakladın. Suçlu olmasan... Ebru yeter ama ya. Anlatamadım. Çünkü... Çünkü yüzün yoktu. İnanın doğru değil hiçbiri. Diyelim sana inandım. Aileme nasıl açıklarım bu durumu Feride? Annemle Zühre teyze görüşüyorlar. Olanları öğrenir. Burada kaldığımı duyarsa mahvederler beni. Kusura bakma. Gitmemi istiyorsun. Tamam. Haklısın. Seni zor durumda bırakamam. Hem ne bekliyorum ki ben? Sevdiğim adam bana inanmadı. Sizin inanmamanız çok normal. Ya Feride dur. Ebru konuşsana. Yorma kendini. Ebru haklı. Her şey için teşekkür.